Evet, merhaba gençler. Yamuk da ikinci, yani yamuğun ikinci föğünün ikinci kısmına hoş geldiniz. Evet, kaldığımız noktadan devam edelim. Örnek 13. Ne diyor? Örnek 13'te bakın dik yamuğu vermiş. Diyor ki GF'de alt taban ve üst tabanla paralel. Peki. Bir de diyor ki buradaki EF DA ile paralel. Bu ne demektir? Demek ki bir dikdörtgen oluştu burada. FE de tabana dik olacak. Alan ABCD nedir diye soruyor. 1. Alt taban belli 10. Üst taban ve yüksekliğin tamamını bilmiyorum ama eksik. Onları bulursam alanı rahat rahat hesaplarım. Bakalım şimdi. Burada benim bir 45-45-90 üçgenim oluştu. 45'in gördüğü 2, FE de 2. C'den de yükseklik çizecek olursak. Hatta şöyle yapalım. Çizmeden 2'yi aynen buraya taşıyorum. Bakın yükseklik 4 geldi. Üst tabanı bulmam gerekecek. 2'yi taşıdık. Yine 45-45-90 üçgenim zaten geliyor. Burası da 2 geldi. 8-2'den buraya T dersek GT 6 ve bu şekilde DC üst tabanı da 6 bulduk. Alan alt tabanım 10. Artı üst tabanım 6 bölü 2 çarpı yüksekliğim 4 oluyor. Buradan da bu işlemleri yaptığımızda 32 geliyor. Evet, devam edelim kaldığımız noktadan. Örnek 14. Yamuk vermiş. Alt taban üst tabana paralel. DE 4 birim, 8 birim, X birim. Komple AB 24. Şuraya 24 eksi X yazalım. Yani yamukla hani FE yamuğu iki ayrı yamuksal bölgeye ayırıyor ve diyor ki bunların alanları birbirlerine eşit. S1, S2 diyelim. S1, S2'ye eşit olduğuna göre diyor. Hani AF nedir diye soruyor. Önce uzun yoldan gidelim. Sonra bunun pratik yolundan bahsedeyim. Buraya yazalım. S1 eşit S2. S1'in hesabı ne? Alt taban artı üst taban bölü 2. Zaten yükseklikler ortak. Hani D'den de E'den de C'den de çizsem hepsi aynı yüksekliği verecek. Çizmeden hepsini haşlıyorum. Direktman. Eşittir. Diğerindeki yükseklik alt tabanla üst tabanın toplamı 32 eksi x bölü 2 çarpı yükseklik. Bakın yükseklikler gitti. Bölü 2'ler geldi. Gitti. Özür. Ve benim pratik yolum ney? O kaldı. Bakın x artı 4 32 eksi x. Yani aslında şunu diyorum. Alanlar oranı yani yamuksal bölgelerdeki alanlar oranı eğer yükseklikler eşitse direkt alt taban üst taban toplamları oranını verecek. Burada S1 S2'ye eşit olduğu için alt taban üst taban toplamı x artı 4. Diğerindeki alt tabanla üst taban toplamı 32 eksi x'e eşit. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yaparsak 2x buradan 28 x eşit 14 oluyor. Evet, devam edelim. Örnek 15. Ne diyor örnek 15'te? Bakın ABCD yamuğunu vermiş. AB ile DC paralel. AB DC'nin 3 katı diyor. Peki yazalım T 3T alan ACD 8 birim kare alan ABCD nedir diye soruyor. Şimdi bir A'dan yükseklik çizsem, C'den de yükseklik çizsem yamukta yükseklikler birbirlerine eşit olacak zaten. O halde madem yükseklikler eşit, CAB ve ADC üçgeninde alanlar bizzat tabanlarla orantılı olacak. Yani T'nin alanı 8 olduğuna göre 3T'nin alanı ne olacak? ACB 24 gelecek. 24 artı 8'den de tüm alan 32 olacak. Evet, devam edelim. Örnek 16. Ne diyor örnek 16'da? Bakalım. Yamuğu veriyor. Tabii ki alt taban üst tabana paralel. CEEB'nin iki katı belirtelim. A 2A. AB'nin 3 katı DC'nin 5 katına eşit. O halde 3B
AB'de 5B gelecek. Alan CDE 12 birim kare ise alan ABC'de kaç birim karedir diye soruyor. Burada AB diyorum. DB'yi çizecek olursak alan taban ilişkisinden yararlanalım. 2A'ya 12 düşen, yani EDC 12 ise 2A'ya, EBD'ye bakarsam taban A, alan yarısı olacak 6. Bir önceki sorudaki olaya döndü. Bakın D'den ve B'den çizeceğim yükseklikler eşit olduğu için alan taban ilişkim var. Yani 3BD alan ne geldi? 18. 5B'de ne gelir? Ona bakacağız. Şimdi 3B'de 18, yani 6 katı. O halde 5 kere 6 alan ADB 30 birim kare gelecek. 30, 6 artı 12, 36, 12 tüm alan 48 birim kare yapıyor. Evet, devam edelim. Örnek 17. Ne diyor? Yamuğu vermiş. Bakın, alt taban üst taban paralel. Yan kenarlardan biri 6, diğeri 8 birim. Alt taban 15, üst taban 5 birim. Alan ABCD kaç birim karedir diye soruyor. Dört kenarı da verilen sorularda genelde, yani %100 demiyorum, genelde diyorum. Bir paralel kenar ve bir üçgene ayıracağız. Şimdi C'den AD ile paralel bir doğru çizsek, 5 aynen aşağı taşınacak. Buraya da 10 kalacak. 6'yı da taşırsak 6, 8, 10 üçgeni var. Gördüğünüz gibi bu özel bir üçgen. Buradan dikliği yakaladık. Peki nedir alan CKB? 6 çarpı 8 bölü 2'den, yani dik kenarların çarpımının yarısından 24 geldi. Sonra şunu yapalım. Burada A'dan C'ye bir doğru parçası çizeyim. Alanı iki farklı alana ayırayım. Üçgene ayırayım. 10'un gördüğü alan 24, 5'in gördüğü alan 12 olacak. Yükseklikler eşit olduğu için CKB üçgeni ve CAK üçgeninde alan taban ilişkisi var. 10'a 24, 5'e 12 geldi. Şimdi burada bir paralel kenar oluştuğum için köşegen alanı iki eş parçaya bölecek. ADC de 12 olacak. 12, 12, 24. 24 daha tüm alan 48 gelmiş olur. Evet. Devam edelim. Şöyle temizleyeyim burayı da. Önemli dediği durum gerçekten önemli bir. Tüm dörtgenlerde istisnası olan bir durum var. Yani şöyle köşegenler çizecek olursak. Şöyle isim verelim. S1, S2, S3, S4 nedir? Tüm dörtgenlerde geçerli bir kural vardır. Yani yamuğa ait değildir. S1 çarpı S3, S2 çarpı S4'tür. Bu dörtgenler için evrensel bir kural. Fakat yamukta özel olarak durumum ne? Şimdi S1 artı S4 ile S3 artı S4'ü alsam. Zaten ortak taban C kullanıyorlar. A'dan ve B'den çizeceğim yükseklikler birbirlerine eşit. H. B'den çizeceğim yükseklik de yine aynı yüksekliğe eşit olacak H. Şöyle bakalım. S1 artı S4. Yani alan AC'de C çarpı H bölü 2. S3 artı S4'e baksam. Bu da yine C çarpı H bölü 2. Bölü 2'ler gidecek. Zaten şunlar daha doğrusu aynı olduğu için. Ne olacak? S1 artı S4. Eşittir S3 artı S4. S4'ler gitti. S1 eşit S3 yaptı. Gördüğünüz gibi. Bakın S1 eşittir S3 kaldı. Hepsini siliyorum. Bir o kalsın. Burayı komple şöyle temizleyelim. S1 S3'e eşiti bulduk. Bunu sadece belirtelim. Bakın S1 S3'e eşit. Yamukta hani S2 ve S4 değil, karıştırmıyoruz. Bu iki yan yana olan alanlar birbirlerine eşit olacak.
Evet, devam edelim. Örnek 18. Ne diyor burada? Bakın alanları 6'ya 24 vermiş. Bu bir yamuk. Tüm alan nedir diye soruyor. Yandaki alanlar birbirlerine eşit. A'ya A, bu 1. 2. Karşılıklı alanların çarpımları da birbirine eşitti. 6 çarpı 24 eşittir A kare. Zaten burada 144'ü veriyor. Demek ki A 12 olacak. Yerine yazalım 12'yi. Toplayalım. 12, 12, 24. 24 daha 48. 6 daha 54 yapıyor. Evet, devam edelim. Örnek 19. Ne diyor örnek 19'da? Bakın yamuğu veriyor. EAB, DFC üçgenlerinden bahsediyor. EAB, DFC üçgenleri. DCAB paralelliğinden bahsediyor. Yani ABC'de yamuksa zaten bir paralellik olması lazım. O da belirtmiş. Alan DAK 16 birim kare. Bak şu DKA 16, CLB'de 12 birim kare ise ortadaki alan EKFL nedir diye soruyor. Şöyle yapacak olursak E'den F'ye doğru parçası çizersem, tam çizemedim, bir daha yapalım. Tam şöyle E'den alalım, tam F'ye çizelim. Daha iyi oldu. Bakın bir DF, DEF A yamuğu, bir de A, pardon, ECBF yamuğu oluştu. Yamuktaki alan eşitliği özelliğinden EKF 16 olur, EFL 12 olur. Toplamda 16 artı 12, 28 gelir. Evet, devam edelim. Örnek 20. Örnek 20'de ne diyor bakalım? Yamuk vermiş. Pek tabii ki alt taban üst taban paralel olacak. Burada ekstradan bakın DECB'ye paralelliyor. Yani aslında EBCD bir paralel kenar olmuş oluyor. Bu önemli olacak soruyu çözerken. AC üzerinde bir F noktam var. Alan ADF 12 vermiş. Alan EBCF'yi 28 vermiş. Tüm alan nedir diye bize soruyor. Burada da çok basit bir hamleyle cevaba gidelim. E'den C'ye çizersem AEC'd, şöyle belirteyim, AEC'd yamuğu elde ediyorum. Değil mi? Tabii yamuktaki yine bu alan özelliğinden DFA 12 ise CFE'de 12 olacak. 28'den 12 düşersem alan CEB, yani paralel kenarda bir köşegen çizerek oluşturduğum üçgenlerden biri 16. Ki bu köşegen alanı iki eş parçaya bölüyor. DCE'de 16 olur komple. O yüzden DCF'ye 4 düştü. Buraya da A dersem AECD yamuğundan, zaten tüm dörtgenlerde geçerli bir kuraldır. Yani çaprazlama alan çarpımları eşit oluyor. Köşegenlerle bölündüğünde 4 çarpı A, 12 çarpı 12, 144. 144'ü 4'e bölersem A 36 gelecek. Geriye kalan kısım alanları toplamak. 36, 12, 48. Buradan da bir 32 gelecek. 48, 32, tüm alan 80 yapıyor. Evet. Devam edelim. Kaldığımız yerden şu çizgiyi düzeltelim. Evet. Bu çok önemli bir özellik aslında. Burada daha önceden belirtmesini beklediğim bir özellikti. Bir yamukta bakın paralel olmayan kenarlardan birinin orta noktasını aldığında bu orta noktadan C'ye B'ye alabilir veya şöyle de olabilir. İyi kötü yine kendim bir yamuk çizeyim. Bu kenarın orta noktasını alıp bu kez bakın bu köşe noktalarıyla birleştirebilir. Buraya S dersem S eşittir. Bu yamuk KLMN olsun. Ya da 2S diyeyim. Alan KLMN'ye eşit.
Ben S eşittir alan K LMN bölü 2 diyecektim. Daha düzgün bir hitap olsun diye. Bunun iki katı tüm alanı veriyor da diyebilirim. Bir, çok mini bu özellik nereden geliyor? Ondan bahsedeyim. Şöyle yapalım. E'den tabanlara paralel bir doğru parçası çizsem. A diyorum, C diyorum. Ne olacak burası? A artı C bölü 2. C'den buraya yükseklik çiziyorum. H. Tabii orta taban olduğu için B'den çizeceğim yükseklik de yine aynısı olacak. H. Buraya da ben K diyeyim. Alan CEK. Buraya bakacak olursak. 1 bölü 2 çarpı taban A artı C bölü 2 çarpı H geliyor. Sonra alan EKB'ye bakıyorum. Burada 1 bölü 2 çarpı taban A artı C bölü 2 çarpı yükseklik H. Toplamları ne geliyor? Bakın bu alan CEB'yi verecek. 1 bölü 2'ler ortak alacak olursak. Hatta bakın 1 bölü 2 A artı C bölü 2 H. 1 bölü 2 A artı C bölü 2 H. Bunları topluyorum. Dolayısıyla 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 yapsın. Yani bu şey gitsin. Şunu sadece sileyim. Direkt ne geliyor? A artı C bölü 2 çarpı H. Şimdi yamuğun alanı gibi düşünmeyin. Yamukta yükseklik toplam 2H oldu. Burası 2H yaptı. Peki alan şöyle kalsın. A artı C bölü 2 çarpı H. Buradan bakarsam alan A, B, C, D. Bu nedir? Alt taban A. Üst taban C bölü 2. Yükseklik 2H. Geldi. Değil mi? Yani A artı C çarpı H yaptı. Kıyaslayacak olursak bakın alan CEB alan ABCD'nin yarısı yaptı. Özellik buradan doğuyor. Olay ne? Orta nokta olması. Orta noktadan hani karşı köşelere doğru parçaları çizeceğim. Oluşan üçgenin alanı tüm alanın yarısı yapacak. Örnek 21. Bakalım örnek 21'e. Yamuğu vermiş. Alt taban üst tabana paralel. ADE dikliği belirtmiş. CEEB'ye eşit. 10 birim 8 birimi veriyor. Alan ABCD nedir diye soruyor. Bakın paralel olmayan kenarlardan birinin orta noktası var. Buradan zaten D'ye doğru parçası çizmiş. Hem alan sorusu da olduğu için daha da hamlemi zorunlu kılıyor. E'den A'ya da doğru parçası çizersem alan ADE tüm alanın yarısı yapacak. Alan ADE 10 çarpı 8 bölü 2'den 40 geliyor. Yani dik üçgendeki alan formülü. Alan ABCD alan ADE'nin iki katı. Burası zaten 40'ı verdiği için tüm alan 80 gelecek. Evet, devam edelim. Örnek 22. Örnek 22 zaten bu söyledeki son örnek olacak. Alt taban üst tabana paralel. Alt taban 11, üst taban 5. İkizkenar yamuk biçimindeki kağıt. AC üzerinden katlandığında D noktası, bakın buradaki D üssü noktasına geliyor. Kağıdın katlanmadan önceki alanı nedir diye soruyor. 1. DC 5, CD üssü 5. Bu 1. 2. Katlama açıortay belirtir. Alfaya alfa diyorum. Yamukta paralellik olduğu için hani Z kuralından diyeyim, D üssü A, C, D, alfa. Yine D, A. Buradan bakacak olursak yine aynı paralelliklerden hani katlama daha doğrusu açıortay verecek. Paralellikten değil. Hani CA'da açıortay olacak. Yine alfa gelecek. Bu bana aslında neyi verdi? Bakın burada oluşan A, D üssü, C, D bir eşkenar dörtgen oldu. 5, 5 taşındı. Tamamı 11 olduğu için 6 kaldı. Tabii ikizkenar yamuk olduğu için
CB'ye de 5 düşecek. Şimdi CD üssü B'ye bakarsam bir ikizkenar üçgenim var. Tepeden yükseklik indirirsem tabanı 2 eş parçaya bölecek. 3 ney 5 üçgeni var. 3 4 5 üçgeni yükseklik dolayısıyla 4 gelecek. Şimdi alt tabanım belli. 11. Üst tabanım belli. 5. Yükseklik lazımdı. Onu da buldum. 4. O halde alan 11 artı 5 bölü 2. Yani alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik 4. 16'yı 2'ye böl. 8. 8 çarpı 4'ten alan 32 gelir. Evet. Bu soruyla birlikte bu soruyu tamamlıyoruz gençler. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.